amaçlarına uygun bir şekilde desteklenmesi gerektiği kanaatine varıldı. Her Bakanlar Kurulu toplantımızda olduğu gibi Avrupa Birliği ile ilgili Sayın Bakanımız Egemen Bağış da bilgi sunumunda bulundular. Bunun dışında Mısır'da yaşanan olaylar ve iç ve dış bazı konular üzerinde de bakan arkadaşlarımız bilgi verdiler. Konular üzerinde de tartışmalar yapıldı. Öncelikle o konulara girmeden geçen Bakanlar Kurulu toplantımızda da kısaca bilgi vermiştim. Ancak bugün gerçekleşti. Bugün Sayın Bakanlarımız tarafından imzalanan bir kararname ile dövizli askerlik bedeli 10 bin avrodan 6 bin avroya düşürüldü. Bu herhalde yarın veya diğer günlerde yayınlanacak. Bu özellikle yurt dışındaki genç kardeşlerimizi, yani askerlik çağına gelmiş, dövizli askerlik yapma durumunda bulunan bütün yurttaşlarımızı kapsayacak. Onların talebi üzerine böyle bir karar alınmış oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi 5112 avrodan geçtiğimiz yıl 10.000 avroya yükseltilmişti. Bunun çok yüksek olduğu ve yurttaşlarımızın zararına yol açtığı ve bazı sosyal, psikolojik endişeler meydana getirdiği görüldü. Ve hükümetimiz, Bakanlar Kurulumuz konuyla ilgili birkaç aydan bu yana üzerinde çalıştığımız konuyu bugün sonuçlandırdı. Bugün itibariyle dövizli askerlik 10.000 avrodan 6.000 avroya düşürülmüştür. Bunun uygulama esasları ve usulleri Milli Savunma Bakanımız tarafından takip edilecektir. Değerli arkadaşlar, yine gündemdeki konulara girmeden önce çok üzücü bir olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar. Bu konu üzerinde de birkaç cümle söylemek istiyorum. Benim de kısmen cuma günü şahit olduğum ama daha sonra cumartesi günü Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve maalesef tartışmalar sırasında da Şırnak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Emin Dindar'ın yaralanmasına yol açan, meclisin mehabetine hiç yakışmayan, milletvekillerinin onuruna, itibarına tamamen aykırı olayı da zikretmek istiyorum. Bu çok üzüntü verici bir olaydır. Bu olaya sebebiyet veren ve isimleri gerek milletvekilimiz, gerekse Sayın Bakanımız tarafından açıklanan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle ilgili olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, onun şahsında Sayın Başkan'ın, hem de Sayın Milletvekilimiz şikayetçi olduğuna göre bu milletvekilleri hakkında yargısal sürecin bir an önce başlamasını ve sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi 1 Temmuz'da tatile girmek anayasa gereğince mümkündü. Ancak çalışma kararı aldı ve toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok önemli konularda 100'den fazla maddeyi içinde barındıran kanunu görüşmeye başladı. Bu görüşmelerde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi engelleyici bir tavır içindedirler. Şüphesiz muhalefetin engelleme hakkı, yani demokrasilerde obstrüksiyon hakkı kutsaldır ve önemlidir. Ancak bunların yerince kullanılması gerekir ve yurttaşlarımızın aleyhine, toplumun özellikle büyük kesimlerine zarar verecek bir noktaya gelmemesi, hele hele eleştirilerin ötesinde fiili saldırılara dönüşmemesi gerekir. Benim görebildiğim cuma günkü manzara şöyleydi. Adalet ve Kalkınma Partisi büyük çoğunluğuyla mecliste hazır bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece sayabildiğim en yüksek rakam 25 civarında milletvekili. Milliyetçi Hareket Partisi'nden en fazla 15 milletvekili. Barış ve Demokrasi Partisi'nden en fazla 2 milletvekili salonda bulunuyor. Ama her maddenin, her önergenin oylanmasında karar yeter sayısı isteniyor. Zaman zaman içerinin biraz zayıfladığını görünce yoklama talep ediliyor. Zaman kaybına yol açılıyor. Ve her madde üzerinde birbirinin aynısı olan, konuyla hiç ilgisi olmadığı halde her biri 3 sayfa tutan önergeler veriliyor. Bu önergelerin okunması ve oylanması da zaman alıyor. Oysa yapılmak istenen nedir? Buna karşı muhalefetin bu engellemeleri hangi sebepledir? Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Bildiğiniz gibi henüz son maddelerine gelmiş olduğunu öğrendiğim ama diğer bir kanun sebebiyle meclisin
herhalde birkaç gün daha çalışmasına yol açabilecek konuda bizim yaptığımız düzenlemelerde toplumun yüz binlercesini ilgilendiren çok önemli adımlar atılmaktadır. Bunlardan hepinizin öncelikle takip ettiği ve her bakanlar kurulundan sonra bana sorduğunuz sözleşmelilerin durumu ne olacak? Bu artık gerçekleşmiştir. Bildiğiniz gibi 4B sözleşmeli yaklaşık 100 binin üzerindeki bir sözleşmeli muhtelif kurumlarda çalışanlar artık kadroya alınmışlardır. Kitlerdeki sözleşmelilerin babalık ve mazeret izinleri arttırılmıştır. Vekil memurların yıllık 20 gün izin hakkı tanınmıştır. Bugün bir önergeyle köy ve mahalle muhtarlarının maaşlarında neredeyse %100'e yakın bir artış yapılmaktadır. Şu anda önerge geçti mi bilemediğim için ihtiyaten söylüyorum. Köy mahalle muhtarlarının uzun yıllardan beri arzu ettikleri ücret artışları, maaş artışları bu suretle %100'e yakın bir gerçekleşme imkanı bulacaktır. 55 yaşını doldurduğu için SGK tarafından baylık bağlananların en düşük ücretleri hemen hemen %100 oranında artırılmış bulunmaktadır. Yine 55 ildeki 100 bine yakın çiftçiyi ilgilendiren 200 milyon lirayı bulan desteklemelerle ilgili çiftçiler lehine düzenleme yapılmıştır. 2011 öncesine ait çiftçilerin ürettikleri ürünleri sattıkları şirketler ve aldıkları faturalarla ilgili yapılan soruşturma nedeniyle prim ödemeleri bloke edilmişti ve bu insanlar kendi hak ettiklerini alamaz noktaya gelmişlerdi. Şimdi bu maddeyi kabul etmekle 100 binden fazla çiftçi ailesi tekrar bu ödemelerini süratle alabilecek bir noktaya geldiler. 1997-99 prim borçları kamu tarafından ödenecek. Polis eğitim merkezlerine alınan polis adaylarının 6 aylık sağlık sigortalarını Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Belediye, il özel idareleri ve kamu tüzel kişiliklerinin 6., 7., 8. ve 9. ay prim ve vergi borçları 4 yıl ötesine 2017'ye öteleniyor. 12 Eylül'de disiplinsizlik nedeniyle okulunu bitiremeyen, daha sonra bitirenlere devlet memuru olmak isterlerse 2 yıl süreyle yaş tahdidi kaldırılıyor. Aday memur olmuş, disiplin nedeniyle 1-2 yıl arası çalışmış, asaleten atanamamış olanlara memuriyete dönüş imkanı getiriliyor. Her maddesinde binlerce insanı ilgilendiren bir kanun tasarısına hiç sebepsiz karşı çıkmak, meclisi meşgul etmek ve bunun bir an evvel yasalaşmasına engel olmak çalışmasını müsaade ederseniz huzurlarınızda kınıyorum ve muhalefetin bu tutumunu milletimize şikayet ediyorum. İş bununla kalmamıştır. Maalesef evvelsi gün yaşanan olaylarda Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve arkadaşları Sayın Başbakan Yardımcısına fiili saldırıda bulunmak üzere masasına kadar gelmişlerdir. O sırada AK Partili milletvekillerinin de bunu önlemek için ortaya çıktıklarını ama tartışmalar sırası bir sayın milletvekilimizin kaşının yarıldığını, gözünün zedelendiğini ve başka arkadaşlarımızın da bundan zarar gördüğünü biliyoruz. Maalesef bu isimleri sayılanlarla birlikte birkaç kişi daha özellikle bu tartışmalarda vurucu kişiler olarak rol oynamakta ve birileri bunları meydana getirmek suretiyle adeta meclisi bir kavga alanı şekline dönüştürmektedirler. Sayın genel başkanların bu milletvekilleri hakkında kendi iç bünyelerinde mutlaka bir disiplin soruşturması yapması ve kavgaya karışan milletvekillerini, tartışmalarını saldırıya götüren milletvekillerini en azından cezalandırması ve onlara mecliste elbette bu görevlerin verilmemesi gerekir. Değerli arkadaşımız yargıya konuyu taşıdığına göre mutlaka bunun gereği yapılacaktır. Ancak bilelim ki bu isimler gibi pek çok isimler daha önce Silivri'de mahkemeyi de basmışlardır. Dışarıdaki cereyan eden pek çok olaylarında karışmışlardır. Yine meclisin pek çok oturumlarında kavga çıkaran, hakaret eden pek çok isimlerden de birileri olmuşlardır. Bu meclise yakışmıyor, milletvekilliğine yakışmıyor, milletimizin de tasvip ettiği bir olay değildir. Yaşadığımız bu olaydan dolayı tekrar üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Görüştüğümüz konular içerisinde şüphesiz öncelik Mısır'da
özellikle bu sabah yaşanan acı olaylarla ilgili olmuştur. Bildiğiniz gibi bu sabah erken saatlerde Cumhuriyet Muhafızları karargahı önünde oturma eylemi yapan ve kısmen namaz kılan göstericilerin üzerine sabah namazını kılarken ateş açılması sonucunda şu anda 60'a yakın insanın hayatını kaybettiği, 1000'e yakın insanın da yaralandığı, bunu büyük bir derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu gösterilere karşı silah kullanılması, kendi halkına yöneltilen bu silahların ölümlere yol açması, darbe yoluyla iktidara geldiğini düşünenlere bence büyük bir ibret olmalıdır. Halkıyla savaşan, halkına silah doğrultan ve bu sebeple meşru hükümetleri, cumhurbaşkanını devirerek yetkileri bir başkasının eline veren bir anlayışı şiddetle kınıyoruz. Hükümetimiz bu konuda ilkeli ve kararlı tavrını bugüne kadar sürdürdü. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Ama daha önceki açıklamalarımızda da Sayın Dışişleri Bakanımızın, Sayın Başbakanımızın, bendenizin demokrasiye taraf olan, demokrasiyi ortak paydamız olarak kabul eden, bütün anlayışları içerisine alacak bir şekilde tek ülke olarak Türkiye, tek hükümet olarak AK Parti hükümetinin varlığını görmek bizi bir açıda yalnız kaldığımız için üzüyor, ama hakikatleri söyleyen sadece Türkiye'nin olması da bize gurur veriyor. Türkiye bu onur verici tutumunu bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Dolayısıyla bu darbeyi yapanlara karşı birkaç defa seslendiğimizi, siyasal amaçlarla tutuklamaların, gözaltıların olmaması, halkın üzerine silah açılmaması, şiddetten uzak durulması, bir an önce meşru seçimlere gidilmesi, tutuklu ve gözaltında olanların hemen serbest bırakılması ve ülkede yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı da hiçbir zaman silahla ve şiddetle karşılık verilmemesi taleplerimizi tekrarlayacağız. Bunu Türkiye olarak elbette sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin açık ve net tavrı bu açıklamalarımızdan sonra da aynen devam edecektir. Biz bu tavrımızı ilkesel ve ahlaki olarak sürdürmekte kararlıyız. Şüphesiz uluslararası baskıların da artırılması amacıyla Türkiye olarak çalışmalar yapıyoruz. ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Birliği'ne üye olan ülkelerle, İslam Konferansı örgütünün üyeleriyle Mısır'da yaşanan olaylara karşı elbette demokrasiyi önceleyen, insan hakları ihlallerini süratle yok etmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Bugün İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'in açıklamaları ve buna destek olacak başka ülkelerdeki dışişleri bakanları ve hükümetler düzeyindeki açıklamaları umarım yarından itibaren çok daha bütünleşmiş olarak göreceğiz. Çünkü Sayın Başbakanımız bir taraftan, Sayın Dışişleri Bakanımız bir taraftan, ilgili ülkelerin başbakanları ve dışişleri bakanları ile sürekli bir iletişim içerisindedir. Arap ülkeleri bağlamında da temaslar devam etmektedir ve şüphesiz bütün liderlerin serbest bırakılması, hemen erken seçime gidilmesi ve herkesin erken seçime katılabilmesi için ortak bir hükümetin kurulması, Sayın Mursi'nin Cumhurbaşkanlığına geri dönmesi gibi taleplerimizi bütün ülkelerle tekrar paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, birkaç konu daha var. Belki onları sorularınızla birlikte açıklama imkanım olabilir. Sorularınız varsa onları müsaade ederseniz almak istiyorum. Buyurun. Efendim, hazır Mısır'dan bahsetmişken, acaba Türkiye diplomatik olarak bir yaptırım uygulama konusunda bir kararlılığı var mı? Olaylar daha da kötüye giderse, daha da fazla kan akarsa Mısır'a karşı. Yani yol haritamız içerisinde bir, Mısır'da olan bitenlere karşı ilkeli ve ahlaki tavrımızı devam ettireceğiz. Bunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Mısır'da yönetime geldiğini zannedenlere de bunu yüksek sesle söylüyoruz. Aynı zamanda Mısır'da olan bitenlere ve yaşananlara destek açıklamaları yapan ülkelerle bunun yanlış olduğunu da görüşmelerimize devam ediyoruz. Ve bu prensiplerimiz çerçevesinde Mısır'da
olağan hale dönülmesi konusunda, yine demokrasinin gereklerinin ifa edilmesi konusundaki çabalarımızı, açıklamalarımızı da sürdüreceğiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler tarihten gelen köklü ilişkilerdir. İnancımız itibariyle, tarihimiz itibariyle, coğrafyamız itibariyle, geçmişten bu yana yaşadığımız ortak değerler itibariyle Türkiye ve Mısır birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Bu ilkeden hareket etmek ve Mısır halkıyla dayanışmamızı sürdürmek, Mısır'ın meşru seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümetleriyle dayanışmamızı sürdürmek bizim gayretlerimizin içerisindedir. Şüphesiz orada flu bir durum var. Bir, Anayasa Mahkemesi Başkanı iken Cumhurbaşkanı yetkileriyle donatılan kişinin durumu. İkincisi, Başbakan olarak atandığı ifade edilen ama geç saatlerde vazgeçildiği söylenen Baraday ve ondan sonra geldiği ifade edilen kişinin de durumunun netleşmemesi. Üçüncüsü, bu açıklamalar yapılırken Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın koltuklarda oturan kişiler arasında da bölünme ve parçalanmanın olması. Bildiğiniz gibi Selefilerin Nur Partisi'nin ileri gelenleri de özellikle bu sabah yaşanan olaylardan sonra dairecilerle birlikte olmaktan ayrıldıklarını ve buna karşı olduklarını ifade etmişlerdir. Yine Selefilerle birlikte diğer koalisyon ortakları da tutuklamaların, gözaltıların derhal kaldırılmasını, seçimlere bir an evvel gidilmesini talep etmektedirler. Ve bu toplantılar eğer miting olarak, halkın kitlesel olarak katıldığı büyük toplantılara dikkat edilirse bunların sayılarının 1 milyonu aştığı görülmektedir. Hatta 8 milyona kadar muhtelif illerde yapılan toplantılarla darbeye karşı olduğunu ifade eden halk sayısı 8 milyon civarındadır. Bu olaylardan sonra Tahrir Meydanı'nda darbeyi alkışlayanın sayısında gittikçe azalma meydana gelmiştir. Orada havai fişek kutlamaları yerini bomboş bir meydana bırakmak üzeredir. Dolayısıyla iş başına geldiğini zanneden hükümete karşı bizim şu anda ekstra bir yaptırım uygulamamız söz konusu değildir. Ortada bir flu durum var. Bu flu durumu Dışişleri Bakanlığımız süratle her gün her an değerlendirmektedir. Biz de işin takibindeyiz. Başka bir soru? Buyurun. Efendim, ordu tarafından darbeyle yönetimden uzaklaştırılan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin Türkiye'ye göndereceği iddiaları da var. Bu Türkiye'ye gelmek isterse Mursi, Türkiye'nin tavrı... Spekülasyondur. Olur. Önce birinci iddia doğru değil ki ikincisini konuşalım. Sayın Mursi seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Türkiye'ye de daha önce gelmiştir. Türkiye'ye dost bir insandır. Türkiye ve Mısır tarihini çok iyi bilen bir insandır. Güçlü bir insandır. Ama ne var ki bir darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştır. Böyle birisinin Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu anda bunu şüphesiz olumlu bir şekilde değerlendirmek bize düşen ahlaki bir görevdir. Ama ne kendisinden böyle bir talep gelmiştir ne de bir başkasından böyle bir ihtiyaç olduğu bize söylenmiş değildir. Buyurun. Arkadaki arkadaşımız. Efendim, Türkiye'deki gezi eylemleri de bir şekilde devam ediyor biliyorsunuz. Bugün gezi eylemler? Gezi eylemler, evet. Bugün Gezi Parkı açıldı, daha sonradan tekrar kapatıldığı şeklinde açıklamalar oldu. Ramazan ayında da çeşitli iftar organizasyonlarıyla bu eylemlerin farklı bir mecrada da olsa sürdürüleceği şeklinde bilgiler var. Taksim'de yaşananları, Türkiye'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Bunları zamanında çok değerlendirdik. Bugün Bakanlar Kurulumuzda da bu konu görüşülmedi. Görüşülmeye değer bir konu da değil. Başka bir soru var mı? Siz konuşmadınız mı? Hayır. Ne kadar benziyorsunuz birbirinize? İki kez söylüyorsunuz. Peki. Bir daha yan yana oturmayın. Beni yanıltıyorsunuz. Buyurun. Gezi Parkı eylemleri konusunda cumartesi günü de kamuoyuna bazı görüntüler yansıdı. Elinde palayla bir vatandaşın kameralara görüntüleri yansıdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması oldukça tepki çekti kamuoyunda da. Bu konuya ilişkin İçişleri Bakanı'nın bir bilgisi söz konusu oldu mu? Bu konuyu değerlendirdiniz mi? Siz Bülent Arınç olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi elinde bir pala, bir satır olan, herkese sataşan, herkesi korkutan, kimisine tekme atan, kimisinin üzerine tehditle yürüyen bir görüntü, korkunç bir görüntü. Bunu meşru kabul etmek, hafif görmek,
buna farklı anlamlar yüklemek kesinlikle doğru değil. Bu kamu düzenini bozan bir harekettir. İnsanların hayatına, can ve malına tehdit kokan bir harekettir. Bunu kim yaparsa yapsın, bunun Türk Ceza Kanunu'nda mutlaka bir karşılığı vardır. Uzun süre ekranlarda kalmıştır. Zannediyorum polisin müdahalesi daha sonra olmuştur. Savcılık tutuklama talebiyle göndermiş fakat mahkeme serbest bırakmıştır. Savcıların ve hakimlerin bugüne kadar yaptıkları işlemler, verdikleri kararlardan dolayı herkesin alabildiğini eleştirdiği Türkiye'deyiz. Dolayısıyla böyle elinde satırla sağa sola hücum eden bir insan neden serbest bırakılmıştır? Hatta adli kontrol mekanizması niçin öngörülmemiştir derseniz bunu hakime sormak lazım. Bu hükümetin bir işi değil, benim bir işim değil. Dolayısıyla ben de sizin gibi çok garip karşıladım. Yani insanlara korku, endişe, tehdit salan böyle bir hareket karşısında herkesin bunu telin etmesi ve bu saldırgan hakkında mutlaka Türk Ceza Kanunu kapsamında yargının mutlaka süratli bir karar vermesi gerekir. Ama niçin serbest bırakılmıştır? Bu kişi nasıl bir ifade vermiştir? Neden bunu yapmıştır? Bunlar herhalde mahkemenin bildiği hususlardır. Hanımefendi buyurun. Efendim, Anayasa Uzlaşma Komisyonu liderlerle görüşme kararı aldı. Sayın Meclis Başkanı da yarın muhalefet partilerinin liderleriyle görüşecek. Sayın Başbakan'la görüşmesinin tarihi netleşti mi acaba? Bilmiyorum ki. Hiç konu gündeme gelmedi. Sayın Meclis Başkanımız bu konuda kaçıncı defa liderleri ziyaret ediyor? Üçüncü mü olacak, dördüncü mü olacak bilemiyorum. Sayın Başbakanımızdan randevu talep etmişlerse herhalde ona Sayın Başkanımızdan böyle bir talep geldiğine göre bir karşılık verilecektir. Ama ne gündür ne zamandır doğrusu hiç kimse bu konuda konuşmadı. Biraz da arkadan gidelim, buyurun. Efendim, Mısır'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenlik durumu ve olası tahliyeleri bugünkü kurul toplantınızda gündeme geldi mi? Tabii geldi. Mısır'la ilgili bütün detayları görüştük. Bizim bilebildiğimiz kadarıyla büyükelçiliğimize ve konsolosluklarımıza kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 7000 civarında. Tam rakam olarak 7098 affedersiniz. Şüphesiz büyükelçiliğe veya konsolosluğa kendisini bildirmeyen, çeşitli amaçlarla Mısır'da olabilen yurttaşlarımız da vardır. Bunların 5500'ü Kahire'de meskundur, yaşamaktadır. Diğerleri büyük kısmı İskenderiye'de, geri kalan kısmı da muhtelif şehirlerde, illerde yaşamaktadır. Ayrıca Arapça öğrenmek üzere kurs amacıyla 400 öğrencinin de Mısır'da bulunduğunu biliyoruz. Hepsiyle irtibat kurulmuştur. Fevkalade önemli bir gelişme olur da yurttaşlarımızın tahliyesi söz konusu olursa bunlar süratle tahliye edilebilecek bir noktadadır. Bu konuda bir endişe yaşamıyoruz. Ayrıca şirketlerimiz var bildiğiniz gibi. Şirketlerimizin yatırımları var ve bu şirketlerimizin Mısır'ın istihdamına 50 bin kişilik bir katkısı var. Şüphesiz bunlara karşı bir hareket yönelirse en büyük zararı görecek olan Mısır ekonomisidir. Herhalde bu kadar akıllı olduklarını düşünüyoruz. Ne Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına karşı ne de Türk işverenlerine ve onların yatırımlarına karşı herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığına inanıyoruz. Farklı bir gelişme olursa da herkesin nerede olduğu biliniyor ve süratle tahliye edilebilecek bir noktada. Buyurun. Efendim, siz de daha önceki açıklamalarınızda uzun tutukluluk süreleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştunuz. Aslında Anayasa Mahkemesi de geçtiğimiz günlerde 10 yıllık süreyi uzun ve ölçüsüz bularak yeni bir düzenleme yapılmasını söyledi. Tartışma noktası burada 5 yıl mı uygulanacak, 10 yıl mı uygulanacak, hükümet ne zaman bir düzenleme yapılacak? Hem Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını hem de o düzenlemenin tarihi konusunda bir bilgi edinebilir miyiz? Bakanlar Kurulumuzun konusu değil ama Sayın Adalet Bakanımızla da kendi bilgilerimizle de düşünebildiğimiz kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararı yayınlandı. Gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Anayasa Mahkemesi itiraz üzerine veya açılan dava üzerine ya iptal eder ya iptal talebini reddeder. Kendisi kanun koyucu gibi hüküm koyamaz. Bu anayasamızın amir hükümlerindendir. Burada da Anayasa Mahkemesi ilgili maddeyi iptal etmiş
Ama bunun yerine yeni bir yasama yapılabilmesi için de bir yıllık süre tanımıştır. Bu bir yıllık süre şüphesiz eğer bir yasal düzenleme yapılacaksa gerekçeli kararın yayınlanmasından itibaren söz konusu olabilir. Anayasa Mahkemesi hangi gerekçelerle bunu iptal etti? Şüphesiz bunu tartışmıştır, gerekçesinde de göstermiştir. Onu şu an için bilmiyoruz. Dolayısıyla en kısa zamanda gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı da saygı duyuyoruz. Çünkü bu konuda geçmişten bu yana bazı tartışmalar vardı. Böyle bir hüküm 2005'ten sonra biliyorsunuz kanunlara girdi ve daha önce bir uygulama sebebiyle tahliye edilenler kamudan, kamuoyundan büyük bir tepki gördüler. Bunun üzerine tekrar bazı özellikleri sebebiyle tutuklama süresinin azami hadleri yani en üst limitleri ayrıca kanunla belirlenmiş oldu. Bunu yüksek bulabilirsiniz, yeterli bulabilirsiniz, yetersiz bulabilirsiniz. Benim bu konudaki düşüncelerim geçmişten bu yana bu konuyu sürekli gündeme getiren bir kişi olarak herkes tarafından bilinmektedir. Ancak şunun da bilinmesini isterim. Kanun 10 yıllık bir üst limit koymuşsa hiçbir mahkeme hakimi bununla bağlı değildir. Bu üst limitin geçilmemesi gereklidir. Yoksa o davada olayın şekli, işleniş tarzı, sanığın hakkındaki delilleri, yargılama safahatı neyle itham edildiğine bakarak mahkemeler her zaman tahliye kararı verebilirler. İlla 10 yıl beklemek zorunda değillerdi. Dolayısıyla bir üst had koymak suretiyle bu yetkinin ila nihayet devam etmemesi amaçlanmıştı. Belki mahkemelerden şikayet bu konuda düğümleniyordu. Şu kişi 5 yıldan beri içeride, niye tahliye edilmedi? Şu kişi neredeyse 5,5 yıldan beri tutuklu, niçin tahliyesi söz konusu değil? Ben zannediyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bu soruna bir çözüm getirme amacına yöneliktir. Eğer bir yasama gerekliyse bunu düşünürüz ama yasama gerekli olmadan da esasen bu hat bir üst hat olduğuna ve mahkemeler buna bağlı olmak zorunda da değillerse kendileri de bunu uygulayabilirler. Bugüne kadar uyguladıkları gibi. Çünkü bazı davalarda insanlar birinci yılın sonunda, bazıları ikinci yılın sonunda, bazıları hükümle birlikte tahliye edildiler. Ama bunun ila nihaya uzamaması açısından 10 yılı bir üst limit olarak gören mahkemenin veyahut da bunu uygun bulmayan yüksek kararının gerekçelerini biz ancak gerekçeli kararda görebileceğiz. Son sorulara girelim. Buyurun. Geldi. Buyurun. Efendim benim de Mısır'la ilgili bir sorum olacaktı. Ordunun yönetimi el koymasının ardından Mısır'da Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı biliyorsunuz Refah sınır kapısı kapatıldı. Ardından tünellerin de Mısır ordusu tarafından bombalanarak imha edildiğine yönelik haberler var. Diğer taraftan da Mursi döneminde diplomatik ilişkilerin askıya alındığı Suriye'nin Kahire'de yeniden büyükelçiliği açtığına dair haberler var. Bu politika değişikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi darbe yoluyla bir hükümet devrilmişse gazetelerin yazdığına göre Sayın Mursi'nin en büyük kabahatların birisi olarak zaten Gazze'nin açılmış olması ve burayla Gazze-Filistin arasında bir irtibatın geçmişe göre daha kolay hale gelmesi. Bu ideolojik bir bakış açısıdır. Doğrudur veya yanlıştır deme noktasında değilim. Bunun mukabilinde de bildiğiniz gibi başka yaptırımlar da söz konusuydu. Onlar lehine de bazı ülkeleri kastederek söylüyorum, adımlar atılmış olabilir. Bunların hiçbirisi kalıcı değildir. Ancak Mursi'nin gitmiş olmasından ve ona karşı bir darbe yoluyla ellerinden bütün yetkilerin alınmış olmasından memnun olan ülkelere baktığımız zaman, özellikle Mısır'a komşu olan ülkeler başta olmak üzere, bunun altında yatan sebepleri tek tek görmek mümkün. Bunları siz yazın, biz okuyalım. Ama hükümet sözcüsü olarak bunların üzerinde müsaade edin, ben bir şey söylemeyeyim. Tamam mı? Eğer tamamsa o zaman bir tebrikte bulunayım. Bugün akşam Ramazan'a giriyoruz. İnşallah arzu edenler ilk teravih namazlarını kılacaklar. Yine arzu edenler de ilk sahura kalkmış olacaklar. Ramazan bereket ayıdır, 11 ayın bir sultanıdır. Bütün İslam alemi büyük bir özlem ve sevgiyle Ramazan'a kavuşmak ister. Sizler de, milletimiz de bu sevinci yaşıyor. Hepinizin ve milletimizin
Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan ayında barış, huzur içerisinde sağlık ve mutlulukla geçirmemizi diliyorum. Bayramlara da kavuşmayı yine Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.